Proje ekibinin performansı bir projenin en kritik başarı unsurudur. Proje ekibindeki yetkinlik eksikliği veya bireylerin ekipten ayrılması gibi durumlar projenin başarısını olumsuz etkiler. Buna rağmen şirketlerimizde ne yazık ki proje ekibi geliştirme faaliyetlerine yeterince önem verilmiyor. Dolayısıyla eldeki mevcut bireylerden bir ekip ruhu oluşturmak da yine proje yöneticisine düşüyor. Pratik hayata baktığımızda bir proje yöneticisi projeye başlarken her zaman istediği kaynakları alarak projeye başlayamaz. Proje yöneticisi departmanlardan kaynak istediğinde departman yöneticileri eğer projeden özel bir beklenti, özel bir çıkarları yoksa elindeki kendisi için en az gereksinim duyacağı kaynağı proje yöneticisine vermek şeklinde davranacaktır. Bu ilk atamalarla oluşan gruba tam olarak proje ekibi veya proje çekirdek ekibi diyemeyiz. Aslında bu ekip projenin derinliklerini anlamaya çalışan başlangıç ekibi gibi düşünülebilir. Başlangıç ekipleriyle yapılacak ilk toplantılar ve çalışmalar proje yöneticisine bireylerin tutumları, davranışları, beklentileri, projeye katabilecekleri hakkında ön bilgi verecektir. Projenin karmaşıklık yapısı, büyüklüğü gibi faktörler de zamanla şekillendikçe farklı kişiler de proje ekibine dahil olmaya başlarlar. Ekip üyelerinin sayısı projelerde sabit olamaz. İş paketlerinin zaman sırası, detay aktivite sayısı veya zaman bazlı efor miktarına göre ekip sayısındaki kişilerin de sayıları değişecektir. Zamanla ihtiyacımızı anladıkça yine birimlerden kaynak isteyeceğiz ve varsayın ki hadi kaynaklarımızı alıyoruz. Peki bu bireyler ekip olarak çalışabilecekler mi? Şimdi karşılaşılabilecek problemleri ve bu problemlerle ilgili çözüm yöntemine dair bir takım teorileri sizlerle paylaşacağım. Teknik açıdan doğru insanları bir araya getirmek için uğraştınız. Fakat bu teknik insanlar acaba diğer teknik insanlarla veya tedarikçiyle veya müşteriyle anlaşabilecekler mi? Bu sorunun cevabı çatışma yönetimi teorileri içinde ele alınmaktadır. Şöyle başka bir durumla karşılaşabilirsiniz. Mesela bir projesi çalışkanlığını, motivasyonunu öve öve bitiremediği bir takım üyesi acaba aynı motivasyonu, aynı çalışkanlığı sizin projede gösterecek mi? Bu konuda motivasyon teorileriyle alakalı başlıkların içinde yer alır. Yine benzer başka bir durumu şöyle örnek verebiliriz. Önceki projelerde yenilikçi fikirleriyle değer katan, yüksek performans gösteren, bunu bildiğiniz bir kişi acaba sizin projenize de aynı performansı, aynı o yenilikçi fikirleri ortaya atabilecek mi? Bu konu yaratıcılık becerileri, problem çözme teknikleri, bunlarla ilgili yetkinliklerin anlatıldığı teorilerin içinde yer almaktadır. Yakın bir zamanda eğitim verdiğim şirketlerden birisinde benimle paylaşılan bir örneği sizlerle paylaşayım. Bir takım üyesi doğrudan projesine rapor verirken o proje bittikten sonra bir başka proje alıyorlar bu kişiyi. Bu sefer kendisine projesine değil de arada bir takım liderine rapor vermesini istiyorlar. O görevlendirilen kişinin bütün motivasyonu kırılıyor. Önceki projede pek çok fikir ortaya atarken bu projede doğrudan projesine ulaşamadığı için arada bir katman olmasından dolayı motivasyonun kırıldığını ve o projede daha fazla görev almak istemediğini söyleyip hatta projeden ayrılmak istediğini beyan ediyor. Şimdi bu anlattığım örnek ise şirketlerin organizasyon yapılarıyla hatta proje yönetiminin içindeki organizasyon yapılarıyla ilgili geliştirilen teorilerin içinde anlatılmaktadır. Sözü şuraya getirmek istiyorum. Bir proje yöneticisinden beklenen şey ekip üyelerinin o proje içindeki motivasyonlarını yönetmek, ekibi projede görev almaya itecek motivasyon unsurlarını bilmek, paydaşlar arasında çıkan çatışmaları yönetmek, birbirine zıt olan görüşlerden yeni fikirlerin doğmasını sağlamak, yeri geldiğinde paydaşları uzlaştırmak ve paydaşların kazan kazan sonucuna varabilecekleri çözümlere yönlendirmek, ekibe liderlik ettiğini hissettirmek ve grup içinde iletişim merkezi olarak kendini konumlandırması gerekecek proje yöneticisinin. Özellikle iletişim hatalarının çözülmesi için ekip üyelerine
Projelerde iletişim becerileri, paydaş yönetimi, organizasyon yapıları gibi konularda bilgi vermesi gerekebilir projesi veya bu konularda ekibin farkındalığını arttırmak için eğitim almasını sağlayabilir. Teknik bilgi birikiminiz çok iyi olabilir ama proje yöneticisi sadece teknik bilgi birikimiyle projesini başarıya ulaştıramaz. Eğer yukarıda saydığım bahsi geçen sorunları projelerinizde yaşıyorsanız aşağıda yine sayacağım konu başlıklarını araştırmanızı tavsiye ederim. İlk bakmanız gereken şey bence motivasyon teorileri. İş hayatındaki motivasyon teorilerinin geçmişi ve zaman içinde nasıl evrildiği, günümüzde ne hale geldiği, yani insanları motive edecek o iç dinamizm yaratacak faktör nedir? Bununla ilgili teorileri araştırmanızı tavsiye ediyorum. İkinci konu çatışma çözme teknikleri. Çatışma nasıl avantaja çevrilebilir? Taraflar çatışmadan nasıl avantajlı olarak ayrılabilir ve işle alakalı çatışmayı bireysele çevirmeden nasıl idare edebiliriz? Projelerdeki organizasyon yapıları bir diğer madde. Bu organizasyon yapılarının avantaj ve dezavantajları nelerdir? Ne tarz işler hangi tarz organizasyon yapılarıyla yönetilmelidir? Bunu araştırın. Dördüncü madde diyebilirim. Bireyden ekibe geçerken bunun adımları neler olmalı? İnsanlar bir günde ekip ruhuna ulaşabilirler mi? Ekip ruhu nasıl oluşturulur? Bununla ilgili bir araştırma yapabilirsiniz. Beşincisi, problem çözme ve yaratıcılık teknikleri nelerdir? Bir fikri derinlemesine araştırırken nereden başlamak gerekir? Eldeki verileri nasıl sunabilir hale getirirsiniz? Bu bir diğer konu olabilir. Altıncı maddeyi de şöyle tanımlayalım. Projelerde özellikle sponsor, üst yönetimin görev ve sorumlulukları nelerdir? Yani ben projenin sponsoruyum diyen bir kişi nelerden sorumludur projede? Nasıl davranması gerekir? Neye destek vermesi lazım? Neyi takip etmesi lazım? Bununla ilgili lütfen araştırmalar yapınız. Az önce saydığım bütün bu başlıkların cevaplarını aslında madde madde sıralayabilirim. Ama ben söylersem malum değeri kalmaz. İnsan kendi araştırırsa bu tip şeyleri asla unutmaz. Ki ben eğitimlerimde de böyle soru cevap şeklinde ilerlemeye önem veririm. Eğitime katılanları düşünmeye sevk etmeye çalışırım. İşte yukarıdaki konu başlıklarını siz bir araştırın. Cevaplarını isterseniz aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Veya bulduğunuz sayfalar varsa onları link olarak bırakabilirsiniz aşağıya. Evet, proje yönetimi sohbetleriyle ilgili bir videomuz daha böylece tamamlamış olalım. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Ya da en azından birazcık soru işaretleri bırakabilmişimdir. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.